Hafta sonu şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyenler ATV ile zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. İsteği şehrin gürültüsünden uzak, doğayla baş başa geçirebilecek bir gün. Ben de bu ruh halindeyken soluğu Polonezköy'de aldım. Burada güzel bir kahvaltı yapıp arkasından ATV'ye binebilirsiniz. ATV ile ilgili tüm detayları Uğur Bey'den öğreneceğim. Uğur Bey nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim, biz de çok iyiyiz. Birazcık kolay parkurlardan buraya kadar ulaştık. Önümüzde zorlu parkurlar var belli ki. Fakat ben birazcık ATV ile ilgili sizden detaylar almak istiyorum. Nasıl bir spor, bahseder misiniz bize? Biz buna tamamen doğa sporları diyoruz. Gelmiş olduğumuz yer şu anda başlangıçtayız. Hı hı. Ve bunlar bizim kısa olarak eğitim için kullanmış olduğumuz parkurlar. Gelen bütün misafirlerimizi burada bir deniyoruz. Bu rampalardan sorunsuz bir şekilde geçiş yaptığı zaman turlara devam edebiliyoruz. Hı hı. Bir problem olursa o arkadaşları diskalifiye etmek zorunda kalıyoruz. Peki kaç yaşında kullanmaya başlayabiliriz? 15 seneden beri ben kullanıyorum. Biz müşterilerimize normalde kanuni olarak 16 yaşından büyük herkes kullanabiliyor ama biz 18 yaşından büyükleri tercih ediyoruz. Peki ilk ATV kullanmaya başladığımızda bu süreç nasıldır, eğitim süreci? Bizim şöyle bir kurallarımız var. Aktif olarak araba kullanan herkese ATV kullandırabiliyoruz. Kısa bir eğitimden sonra dedi. Türkiye'de ATV sporu ne zamandan beri bu kadar popüler oldu? 5 seneden beri popüler diyebiliriz ama çok ince, hassas noktaları var. Bilmek gerekiyor. Fiyatları nasıl peki? Bizim bir saatlik parkurumuz, en kısa parkurumuz 1 saat sürüyor, fiyatı da 125 lira. Şimdi bizi neler bekliyor? Sizi çok büyük sürprizler bekliyor. Şu an başlıyoruz. Başlamak tamam. Üzereyiz. Tamam, o halde biz kaldığımız yerden parkura devam ediyoruz. Manzarası çok güzel bir yerdeyiz. Ben de birazcık soluklanmak istedim. Derken Ferdi Bey geldi. Merhaba, hemen durdurmak istiyorum kendisini. Şöyle geleyim o zaman. Nasıl gidiyor? Çok güzel, eğlendiniz mi? Gayet güzel gidiyor her şey. Ferdi Bey de buralara gayet hakim. Bizim ekip turumuza katıldı kendisi. Ne zamandır ATV sporu yapıyorsunuz? Yaklaşık 5 yıldır ATV ile ilgileniyorum. Nasıl başladı ATV sporu maceran Polonezköy? Polonezköy'e biz kahvaltı yapmak için gelmiştik. İlk kahvaltıya geldiğimizde yani burada mekanları dolaşırken Uğur Bey ile tanıştık. Uğur sağ olsun bizi çok güzel ağırladı. Müthiş bir kahvaltısı vardır. Yağmurlu havalarda da ATV'ye binebilir miyiz? Ben her havada biniyorum. Yağmur, kar. Aslında biraz önce de böyle zorlu parkurlardan geçtik ve çamur doluydu. Yağmurlu havalarda daha da keyifli. Adrenalin hat safhada oluyor. O da çok güzel. Çok keyifli. Özellikle kar zamanı da tavsiye ederim. Kar zamanında gelinebilir yani. Ben de ilk defa ATV kullanıyorum ama 20 dakikada gibi bir sürede gayet güzel kullanmaya başlıyorsunuz. Eğer araba kullanıyorsanız ATV'de kullanması çok kolay. Kesinlikle, kesinlikle. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten tamamıyla profesyonel arkadaşlar yönlendiriyor. Kaldığımız yerden devam edelim o halde parkurlarımıza. Çünkü ben artık keyif almaya başladım öğrendiğime göre. Devam edebiliriz. Görüşürüz. Gerçekten başım döndü ama adrenalin hat safhadaydı. Çok güzel. Bu motor diğerlerinden daha farklı Uğur. Biraz daha profesyonel makina. Peki bunları nasıl, profesyonel olanlar mı yapmalı bu hareketleri, ne diyorsun? Tabii, tabii. Zaten biz bize gelen insanlar hep şey yapıyoruz. Bir, iki, üçüncü sefer geldikten sonra farklı makineler onlara vermeyi teklif ediyoruz. Yüzüm gözüm her tarafım çamur oldu gerçekten ama değer mi? Değer bence. Adrenalin çok güzel bir şey. Siz de eğer hafta sonunuzu veya boş gününüzü güzel bir şekilde doğayla iç içe ATV sporlarıyla geçirmek istiyorsanız bence mutlaka Polonezköy'e gelmelisiniz.